şu an bugünkü 9. dersimden de çıktım. Alelacele arkadan gidiyorum çünkü arkadaşlarımla buluşacaktım ama geç kaldım. Çünkü arkadaşlarım arasında 9 dersi olan tek kişi benim. Şöyle bir kombin de yaptım. Bu bir aslında akşam rutin tarzı bir şey. Okuldan sonraki saatlerde yaptığım şeyleri çekmek için. Ama bugün benim programım biraz yoğun. Hava da çok güzel. Aa, Deniz! Hi! Şimdi Burger Shop'a gideceğiz arkadaşlarımla. Sonra annemle alışverişe gideceğim. Hele. Gelmediler. Aa, doğru, onlar çaydaktı sanırım. Benim kafa gitti kanka. Hem fizik... Ölüktü, tamam mı? Ne? Aa. Şimdi daha çok... Selam, şimdi biraz sağda oturduk arkadaşlarımla. Oyun oynadık. Şimdi annem insanın önünden aldı. AVM'ye gidiyoruz. Tabii ki AVM'ye gitmek her gün rutin olarak yaptığım bir şey değil kesinlikle. Ama sadece bugün alacak bir şeylerim var. Ben artık her gün basketbol ve voleybol oynadığım için spor tartı ve spor üstü almam lazım. Onun dışında birkaç tane daha alacağım şey var. 41'e gidiyoruz değil mi anne? 41'e gidiyoruz. Belki oradan outlet'e geçeriz, bilmiyorum. O şekilde yapacağız. Kombinim de böyle. Çok mutluyum. Ama Hüseyin'e çok sinirliyim. 41 mi outlet? Şimdi AVM'ye geldik. Annem kendine hemen ayakkabı bakayım dedi. Sonra H&M'e gideceğim. Oradan hem biraz kışık bir şey bakacağım. Hem takma tırnak bakacağım. Starbucks'a gideceğim. Çünkü geçen sefer içimde kaldı. Öyle yani. Ama çok güzel bir kıyafetler var şimdi. Allah var. Şu an hiç sporcu taytı. Hayır anne, o çok çirkin. O çok çirkin. 35 lira mı? Bakayım. Şimdi Ariana Grande sweatshirt'imi göstermek istiyorum. Böyle bir Ariana Grande sweatshirt aldım. Ve çok beğendim. Mükemmel. Mua. Odaya bak. Şu an çok çok mutluyum. Çünkü çok yani uyguna bir sürü sweatshirt aldım. Arkadaşım Deniz'e de bir tane sweatshirt aldım. Çünkü onun doğum günü pandemi sırasında geçmişti ve ben ona doğum günü kutlamadığı için bir şey alamamıştım. Bilmiyordum doğum günü olduğunu. O yüzden ben de ona böyle bir jest yapayım dedim. Şimdi yüzük almaya gidiyoruz. Sonra da Starbucks'a gideriz. Arkadaşlar şimdi Gritz'den ve Watson's'dan bir şeyler daha aldık ve Starbucks'a geldik. Şimdi buradan da bir şeyler alacağız. Her akşam yaptığım gibi bahçeye çıkacağım ve orada size video çekeceğim. Şu ışıklar çok kötü şey yapıyor ya. Neyse öyle. İçeceğimi de aldım. Cheers. Tekrardan şimdi eve geldim, aldıklarımı göstereceğim. Sonra da rutin şeyimize döneceğiz. Vlog gibi oldu biraz. Hemen aldıklarımı da göstermek istiyorum. Öncelikle bir tane Ariana Grande'li sweatshirt aldım. Ben buna gerçekten bayıldım. Ariana Grande en büyük ideallerimden biri ve çok seviyorum kendisini. Bu sweatshirt'i görünce dayanamadım ve aldım. Daha önce de görmüştüm ama almamıştım. Ama sonra bugün dayanamadım ve aldım. Şöyle. Bunu ben çok beğendim. Ariana'nın kendi görüntüsü var burada. Sonra bir tane, bir adet şöyle bir sweatshirt aldım. Buna da bayıldım gerçekten. Hani kumaşı olsun, rengi olsun. Çok hoşuma gitti. Şu etiketi içine sokup da göstereyim. Çok çok beğendim bunu da. Hani bayağı sevdim. Ben sweatshirtlere bayılıyorum zaten. Sonra Starbucks'tan bir tane karamelli waffle aldım. Bunu geceleri çok tatlı aşeriyorum. Acıkıyorum, onun için aldım. Sonra Cotton'dan böyle yüzükler aldım, bir sürü gri. Ben yüzük takmayı seviyorum ama çok ağır ya da işte şey olmasını sevmiyorum, taşlı olmasını. Kaşındırıyor falan ama bunların boyutları
farklı şekilleri aynı, bunları böyle bir sürü olduğu için full takacağım. Hani istediğim kadar, istediğim şeyime, istediğiniz kadar kalınlaştırabiliyorsunuz. H&M'den sonra bir tane daha sweatshirt aldım. Çünkü bu indirimdeydi, bu çok uygundu. Bir de arkadaşıma bir tane sweatshirt aldım, yeşil renkli. Onu çekemedim çünkü arkadaşıma hemen verdim ama arkadaşım Deniz'e geç doğum günü hediyesi aldım. Böyle bir sweatshirt aldım. Bunu da beğendim. Yani sade, klasik. Pijama için bile giyilir. Bunun fiyatı bayağı uygundu. O yüzden aldım biraz da. Modeli de çok beğendim. Sonra küçük bir gratis alışverişim var anamla. Annemle ortak olarak birkaç tane kozmetik ürünü aldık. Şimdi önceki rujlara geçelim. Şu annemin rengi. Bu benim rengim. Renkleri şu şekilde bırakıyorum. İsterseniz siz de bakarsınız. Buna indirimdeydi. Tanesi 9-10 TL gibi bir şeydi. Beaulis'ten aldım. Beaulis'i ben seviyorum. Yani gayet fiyatına göre uygun bir marka. Annem kendine şöyle bir bronzerlik aldı. Ben kendime şöyle tatlış bir maske aldım. Ve bunu doğum günü kutuma ekleyeceğim belki. Bir de şöyle bir aydınlatıcı aldım. Böyle krem tarzında. Bunu da kendi kutuma ekleyeceğim. Bir de Watsons'tan bir tane takma tırnak aldım. Böyle. Sonra Gratis'ten bir tane glisin indirimden 22 liraya şöyle bir saç spreyini aldım. Onu çok övüyorlardı. Ben TikTok'ta gördüğüm ürünleri sürekli alıp denemeyi seviyorum. Size önermeyi de seviyorum. Çünkü bir blogger, bir youtuber her zaman böyle yapar. Bunun kokusu çok hoşuma gitti. Zaten orada Çalışan abla da kokusunun çok güzel olduğunu, hoş olduğunu söylemişti. Sonra Starbucks'tan iki tane şöyle Madonna çikolata aldım Defne'ye. Ups. Defne şu an anneannem de gelince yer. Çok seviyor çünkü. Bir de indirimler şöyle bir face roller aldım. Bu da 22 liraya Watsons'tan aldım. 40 liradan düşmüştü. Evet, alışveriş bu kadardı. Hani küçük çaplı bir ihtiyaç alışveriş yaptım. Şimdi rutine geçeceğiz. Tabii ki kendime atıştırmak bir şeyler hazırlayacağım. Onları yiyeceğim. Ha bir de Migros'tan çay, kahve tarzı ürünler aldım. Öyle, şimdi o zaman rutin kısmına geçelim artık. Dişlerimi fırçaladım. Mükemmel oldu. Şimdi üst kata çıkıyorum. Pijamalarımı giyeceğim. Kitap okuyacağım. Bakım yapacağım. Yani daha çok işim var dostum. Karanlık ama. Şimdi üstümü değiştireceğim. 1, 2, 3. Done. Şimdi her gece yaptığım bir yüz bakımını yapacağım. Azıcık belki odamı toplarım ama kesin değil. Muhtemelen toplamam. Çünkü sadece yani 12 ve yarın. Yarın dostum. Çok erken kalkacağım. Yes sir. Şimdi şu üçünü kullanacağım. Bunu, kremi, bunu ve bunu. Kuzenim Mina bunu bununla birlikte kullanmamam gerektiğini söyledi. Tonik çünkü biraz ağır olduğu için bunun üstüne gitmiyormuş. Bu tek kullanım, tek bir başına kullanılmalıymış. O yüzden bu ikisini kullanacağız bu gece. Kliniğin artık demiş. Yüz temizleme köpü ve yüz kremi. Bunları kullanırken de yüz temizleme cihazımı kullanacağım. Böyle açıyoruz. Buradan hızlandırabiliyoruz. Ben bunu Trendyol'dan indirimden almıştım ve gerçekten çok beğendim. Şöyle bayağı bir sıktım. Gösteriş olsun diye falan demiş. Evet, şimdi böyle. Hani bu bir yandan titrerken yüzümü şöyle temizleyeceğim. Yüzümü yıkadım. Şimdi sadece bir de üstüne kremimi süreceğim. Çünkü bu biraz ağır bir yüz temizleme jeli ve kremi. Hani biraz şey, çok çözüm. Hani bayağı etkili yüzde ama ağırmış yani. İlaç gibi bir şey olduğu için. Bunu böyle bu ürünleri kullandığımda direkt başka bir krem ya da bir şey sürmüyorum bilerek. Yoksa cildime ağır gelebilir. Bu zaten yeterince ağır bir krem. Ve işte temizleme cihazı. Temizleme köpüğü. Kulak çubuğuyla hani daha hijyenik olması için kulak çubuğuyla yapıyorum. Sivilcelerimin olduğu kısımlara, şöyle
burnuma, alnıma, çeneme kremden sürüyorum. Bunları ben her gün kullanmıyorum. Normalde hani şunun gibi daha basit temizleyiciler kullanıyorum. Yani daha az etkili onlar. Ama sivilcelerim çoğaldığı zaman bunu kullanıyorum. Şu an biraz çoğalmadı ama uzun süredir kullanmıyordum bunu. O yüzden kullanayım dedim. Güzelce yaydırmak lazım şunları. Şöyle. Yes. Yüz bakımında bu kadardır. Bunu böyle her gün yüzünüzü temizleyip krem uyguladığınızda zaten hiçbir şey cicik kalmıyor. Ben genelde yüzümü temizlemeyi falan unutuyorum da sivilcelerim çıkmaya başlıyor. Mükemmel bir alet göstereceğim ama kablosunu bulamıyorum. Kablosunu buldum. Şimdi size mükemmel bir alet göstereceğim. Bu böyle bir Starmaster ama bu diğerlerinden biraz daha farklı. Dönüyor ve bir sürü modu ve ışığı bulunmakta. Ay ben bunu ters takıyormuşum. Ben diyorum ki niye olmuyor? Yine olmuyor. Bu şekilde çalıştırıyorsunuz. Şimdi ışıkları kapatacağım ve büyüleneceksiniz. Hazır mısınız? Zaten. Telefonda o kadar güzel durmuyor ama şu an bütün odamda böyle yıldızlar var ve yanıp sönüyorlar ama nedense şeyde güzel durmuyor o kadar. İşte bu yıldızlı şeyi yakıyorum. Sonra sabaha kadar yanıyor. Ve yatağa oturdum sanırım uyuyacağım. Çok rutin gibi olmadı. Vlog oldu bu. O zaman şöyle yapalım. Daha aydınlık bir yere geçtim. Bu vlog olsun. Okuldan sonra vlog olsun. Bir de bunun rutin versiyonunu çekeyim ama gerçekten düzgün oturup rutin bir şekilde. Çünkü her gün bunları yapmıyorum. Her gün ama şunları yapıyorum. Okuldan çıkıyorum. Yemek yiyorum. Hani okuldan çıkıyorum derken telefondan çıkıyorum oluyor. Zoom'dan çıkıyorum. Zoom'dan çıkıyorum. Arkadaşlarımla birlikte basketbola gidiyorum ki bunu her gün yapıyorum. Ama basketboldayken falan bugün çekemedim. Çünkü çok yağmur yağdı. Telefonum ıslanmasın diye hep çantamda tuttum. Basketbolu da çok akşama doğru oynadık. Ve 15 dakika falan oynadık. Sonra annem beni aldı AVM'ye götürdü. Ama bunun rutin versiyonunda çok daha her gün yaptığım şeyleri çok daha ayrıntılı bir şekilde çekeceğim. O yüzden rutin videosunu sakın kaçırmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinizi bol bol öpüyorum. Bye.